arkadaşlar, bugün Erenet'e geldik ve benim çok sevdiğim, hani hep bahsettiğim Cenk abim var ya, şimdi evde balıkla uğraşıyorduk. Şimdi de İnegöl köfte diye çocuk uğraştı. Cenk abi de karşınızda. Merhaba. Abi ya, İnegöl köfte yapacağız ya, eti neresinden yapıyorsun, anlatır mısın? İnegöl köfte yapacaksın, ben sana şimdi cananın döş etiyle kol etinden karıştırıp kek çekim kıyma yapıp vereceğim. Evde de ona sen sevgini katarak, emeğini katarak ve baharatları da katarak güzel bir İnegöl köfte yapacaksın. Abi teşekkür ediyorum, ellerine sağlık diyorum. Rica ederim. Ya herkes böyle köfte tarif veriyor ya, bu İnegöl köfteyle kasap köftenin farkı nedir ya, anlatsana bize. İnegöl'ün farkı, İnegöl'ün içinde az baharat olur. Eti kasap köfteye göre daha az yağlıdır. İnegöl köftenin içinde sadece ilk çekiminde karbonat, karabiber, soğan olur. Ekmek olur. İkinci çekiminde de sıkılmış, suyu alınmış soğan olur. Kasap köftede normal ev tipi köfte gibi soğan, ekmek, kimyon, karabiber, sarımsak bunlar olur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne demek? Bak İnegöl kıymalı hazır burada. Aa, eyvallah. Şimdi ben de size burada etimiz o kadar güzel ki Cenk abi etisiz nerede olduğunu bahsettik zaten. Bunu İnegöl köftemizi yapacağız. İşte İnegöl köfte nedir, kasap köfte nedir, hepsini videomuzda bahsetmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, biz bu köftemiz bir gün boyunca, biz bunu şimdi karbonatlı suyumuzda bekletiyoruz. İçine kemik suyu da atıyorsunuz. Bakın, unutmayın, kemik suyunu atın. Neden? Şimdi karbonatı bu suyun içinde, kemikli suyun içinde bekletirseniz şöyle bir olay oluşuyor. Karbonat iyice erimiş oluyor. Ben şimdi suyumu bunun içine döktüm benim değerli kardeşlerim. Tamam. Bu karbonat elastik yapı, o şişmesini sağlıyor. Herhangi bir yapı, yani malzeme atmamış oluyoruz benim kardeşlerim. Biz etimizi şurada yayıyoruz ve iyice bunu bir güzel yoğuracağız. Ve bu şeyi bekleteceğiz. Beklettikten sonra da iyice yoğurduk, beklettikten sonra ertesi gün bu et dinlenecek. Ertesi gün değerli kardeşlerim, biz baharatlarımızı içine atmış olacağız. Tamam. Haydi bakalım, biz bunu güzelce bir yarım saatten aşağı, bakın yarım saat diyorum, yarım saat bunu bir çiğ köfte yapar gibi yoğurun. Güzelce sinsin ve bu et böyle yapışır hale gelmesi lazım. Yapış yapış. Hani kulak memesi hamuru gibi düşünün. O kadar güzel bir kıvama yerleşmesi lazım. İyice bir güzel bizim kemikli suyumuzu, karbonatlı suyumuzu bir güzel bu kıymamız yesin. Et harika bir etimiz. Ben bunu tam bir gün boyunca bekletiyorum. Hadi artık yarın görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, şimdi de ben söylüyorum, çok az ya, ben çok fazla et kullanma derdinde şey değilim, hani ekmek iç ama olsun, çok az bir şekilde kullanıyorum. Soğanımı atıyorum, kimyonumu atıyorum, tuzumu atıyorum, tuzumu da atıyorum, yine tuzda da çok fazla bir derdim yok, karabiberimi de atıyorum ve iyice yoğuruyorum. Unutmayın, etiniz tam bir gün boyunca dinlenmesi lazım. Benim etim tam bir gün boyunca dinlenir. Şöyle bir tahta yardımıyla ya da kesicinin alt tabağı yardımıyla elinizde bir aşağı bir yukarı yapın. Zaten etimiz dinlendiği için de herhangi bir yapışma falan olmayacak. Bir tanesini neredeyse ikiye eşit parçaya böleceğiz. Tamam. Bu şekilde de köftemizi yapmış olacağız. Şu şekilde de her birini eşit parçaya yan yana getirdiğimiz anda, eşit parçaya kestiğimiz anda bizim İnegöl köftelerimiz de misler gibi olmuş. Şöyle hafiften, benim birkaç tekniğim var. Bu şekilde de yapıyorum yavaş yavaş. Sen efsanesin. Arkadaşlar, tariflere uyarsanız siz de bu şekilde köfteleri de yapmış olursunuz. Yani İnegöl köftesini, kasap köftesini, gerçeği burada. Ben yavaş yavaş yaptıkça servisime alacağım. Benim köftelerim burada. Şunları da yavaş yavaş koyuyorum. Ama şunu unutmayın, birazcık da yağ kullanın. Kızartma yağı olsun. Ama şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen tavanınızı, döküm tavanınızı iyi bir kızdırın. Evet, kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani yorum size ait.
Buyurun şöyle İnegöl köftesini de göstermiş olayım sizlere. Evet arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, sulu sulu İnegöl köftem hazırdır. Bana afiyet olsun. Sizlere de ciddi ciddi yapın gerçekten, ama şu bekletme süresini unutmayın. Siz değerli kardeşlerimizin saygılarımla esenle kalın. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçek İnegöl köftesinin ustasından, şefinden de yorumunu izlemiş oldunuz. Benden herkese saygılar, sevgiler.